Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün nefis bir domatesli bulgur pilavı paylaşacağım sizlerle. Öncelikle yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı tencereme ekliyorum. Yağım yeteri kadar ısındıktan sonra iki tane orta boy küçük küçük doğradığım soğanlarımı da yağıma ekleyip Diriliği gidene kadar 2-3 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Ardından 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı da ekliyorum ve soğanlarım pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyorum soğanlarımı. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar güzel bir şekilde kavuralım. Yeteri kadar kavrulan soğanlarımın üzerine de 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum ve salçamın kokusu gidene kadar 3-4 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer Kanalıma ücretsiz abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Soğanlarım ve salçam da yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 3 tane büyük boy rondodan geçirdiğim domateslerimi ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz rendeleyebilirsiniz de domatesleri. Domateslerimizin çok güzel bir şekilde pişmesi çok önemli arkadaşlar. O e, çiğimsi kokusunun olmaması lazım pilavımızda. Yaklaşık bir 8-10 dakika boyunca da domateslerimizi de pişirmeye devam edelim. Ara ara karıştırarak domateslerimiz de güzel bir şekilde pişti. Artık bu aşamada bulgurlarımızı ekleyebiliriz. Ben 200 milimlik su bardağı ölçümle 2 su bardağı pilavlık bulgur ekliyorum. Bulgurlarımı ekledikten sonra da yine bulgurlarım böyle tane tane olana kadar kavurmaya devam edelim arkadaşlar. Lezzetli bir bulgur pilavı için bu aşama da çok önemli arkadaşlar. Bulgurlarımız ve diğer malzemelerimizin lezzetinin birbirine geçmesi için yaklaşık 4-5 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Bulgurlarımız böyle tane tane olup parlak bir görünüme sahip olana kadar kavuralım. Bulgurlarım yeteri kadar kavruldu arkadaşlar. Pilavımın suyunu da ekliyorum. 200 milimlik su bardağı ölçümle 4 su bardağı suyumu ekliyorum öncelikle. Sonra şöyle bir karıştıracağım pilavımı ve bir su bardağı su daha ekleyeceğim. Pilavım için toplamda 5 su bardağı su kullanmış oldum arkadaşlar. Sonrasında yeteri kadar tuz, bir çay kaşığını çok doldurmadan karabiber ve bir çay kaşığı da pul biberimi ekliyorum. Tüm baharatlarıyla güzelce karıştırdıktan sonra önce orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte pilavım suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar pilavımız hazır. Ocağımı kapatıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum yine. Suyunu tamamen çekmiş. Çok da güzel olmuş kıvamı. Pilavımı şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Sonra tenceremin kapağını kapatacağım. Pilavımı yaklaşık yarım saat boyunca dinlenmeye bırakacağım. Yarım saatin sonunda servise hazır olacak pilavımız. Arkadaşlar, pilavım servise hazır. Kıvamı ve lezzeti inanın mükemmel oldu. Yanında bir bardak buz gibi ayranla da nefis olacaktır. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.